Turgut Reis'in yeni sağlık kurumu açıldı. Uzman doktor kadromuzla hizmetinizdeyiz. Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği Bodrum Şubesi'nce 17 Nisan köy enstitülerinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Bodrum'da tören düzenlendi. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. 28 Ekim 1998 yılında Bodrum Belediye Meydanı'nda yaptırılan köy enstitülerinin kurucusu ve Milli Eğitim Eski Bakanı Hasan Ali Yücel'in büstü önünde tören gerçekleştirildi. Törene Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bodrum Şubesi Başkanı Meral Saraçbaşı ile ÇYDD Bodrum Onursal Başkanı Hatice Yücel ile ÇYDD üyeleri katıldı. Anadolu'nun yüzyıllardır kendilerine çok şey bağışladığını ifade eden Saraçbaşı konuşmasında şunları söyledi. Anadolu yüzyıllardır çok zengin bir toprak. Çok şey üretmiş. Bize çok şey bağışlamış. Bodrum'da onun kıyısında bundan çok çok nasibini almış. Ama bir şey içime acıttı. Biz bizim olanın kıymetini hiç bilmemişiz. Ne yazık ki bugün önünde saygıyla eğildiğimiz Hasan Ali Yücel ve onun yol arkadaşları diyeyim, Mustafa Kemal'in aydınlık yolunda en genç Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati ile başlayan Saffet Arıkanlarla, Tonguç Babalarla yol yürüdüğümüz güzel bir aydınlıktan, güzel bir ülke kurma düşünden nerelere geldik? Gerçekten bugün çok üzgünüm. Bize aman 72 yıl öncekini anıp da duruyorlar diyenler olabilir. Ama geçmişi bilmeden geleceği kurmanın mümkün olmadığına inananlardanız. Ve o günlerden aldığımız ışıkla bugünlere kadar ayakta durabildik. Kendisi bugün oturuyor belki Muazzez öğretmenim ama onun öğrencileri dimdik ayakta. Cumhuriyet için ayakta. Dolayısıyla biz çocuklarımıza, gençlerimize Atatürk'ten aldığı ışığı en güzel taşıyan Milli Eğitim Bakanı'nın yolu ve yöntemiyle köy enstitülerinden çıkan ışıkların bize verdiği güçle yol yürüyeceğiz. Her köy enstitülerini anmada biz bir araya geleceğiz. ÇYDD Bodrum Şubesi Onursal Başkanı Hatice Yücel ise köy enstitülerinin önemine vurgu yaparak şöyle konuştu. Evet, gerçekten köy enstitüleri eğitimin altın çağını yaşatmıştır. Ama şurada onu destekleyenler bir avuçuz. Ben önce bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Köy enstitü çıkışlılara. Ancak son ayda kaybettiğimiz Mehmet Arkun ve Kamil Cömert'i saygıyla anıyoruz. Bugün saat 6.30'da Kent TV'de hem onların torunları hem Ali İhsan Yücel köy enstitüleriyle ilgili bir konuşma yapacak. Köy enstitülerinin Türkiye'nin batıya ve uygarlığa dönük ışık kaynağı olduğunu anlatan emekli öğretmen Muazzez Atay ise şunları söyledi. Orada yalnız eğitim değil, aynı zamanda çeşitli sanatlar da verilerek öğrenci tam bir eğitici ve öğretici olarak köyüne gönderiliyordu. O yüzden Türkiye'nin dört yanına ışık saçıyordu. Ben aslında köy enstitülü değilim. Karşıyaka Kız Öğretmen Okulu mezunuyum. Fakat eşim, rahmetli eşim Sabahattin Ata, Kızılçullu Köy Enstitüsü mezunu olduğu için kendimi köy enstitülü sayıyorum. O yüzden de her yıl bu şekilde yapılan törenlere gücüm yettiğince gelmeye, orada bulunmaya gayret ediyorum.